Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 208, 209, 210 ve 211. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz cep telefonu. Cep telefonu ile konuşulması hangi durumlarda sizi rahatsız eder? Uyuduğum veya kendimi yorgun hissettiğim zamanlarda dinlenmeye çekildiğim anda kişilerin yanımda önemli bir mesele olmadan veya yüksek sesle telefonla konuşması beni rahatsız eder. Bir insanla bir meseleyi konuşurken telefonla ilgilenilmesi veya konuşması birini ziyarete gittiğim zaman benimle ilgilenmek yerine benden izin almadan veya çok önemli olmadan telefon görüşmesi yapmaya çekilmesi beni rahatsız eder. Otobüs gibi toplu taşıma araçlarında insanların yüksek sesle gereksiz konuşmalar yapması veya toplantı konferans gibi sessiz olup konuşmacıyı dinlememiz gerektiği anlarda Orada bulunan kişilerin telefon görüşmesi yaparak dikkatimi dağıtması beni rahatsız eder. Şiirin, şiir kimin ağzından yazılmıştır? Birinci kişinin ağzından yazılmıştır. Kendi ağzından yazılmıştır. Şiirdeki çocuğun düşüncelerine katılıyor musunuz? Evet katılıyorum. İnsanlar iletişim kurarken yüksek sesle konuşabiliyorlar. Büyüdüğünüzde cep telefonu edinirseniz hangi konularda dikkatli olursunuz? Büyüdüğümde cep telefonu sahibi olduğum zaman ile büyüklerimin yaptığı hakaretleri, hareketleri yapmamaya özen göstereceğim. Gördüğüm kadarıyla cep telefonu kullanan insanlar cep telefonuna bağımlı cep telefonun esiri olmuş durumdalar. Cep telefonundaki sosyal ağlarda çok aşırı zaman harcayıp tanıyıp tanımadıkları kim varsa herkes takibi alarak sanal gerçek olup olmadığını bilmedikleri insanlarla etkileşim içindeler. Son yıllarda çıkan mobil oyunlarla zaman harcayıp değerli vakitlerini Değerli vakitlerini boşuna harcamaktalar. Ayrıca WhatsApp gibi mesajlaşma ağlarında sürekli iletişim halindeler. Herkes özelini birbirlerine aktarma peşinde. Bence bu etik olmayan bir durum. Bunun için telefon sahibi olduğum zaman bunları yapmamaya özen göstereceğim. Şiirde en çok hangi dizeleri beğendiniz? Nedenleriyle birlikte yazınız. Babam cep telefonu alırsa bana onlar gibi yapmam ben. Kısacık konuşurum, kimseyi rahatsız etmem. Çünkü iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiği hakkında bizlere bilgiler ver vermektedir. Çevremizdeki insanlarla iletişim kurmak önemlidir. Bunu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çevremizdeki insanlarla iletişim kurmak kadar iletişimi nasıl kurduğumuz da o denli önemlidir. İnsanlar karşıdaki insan haklı olsa bile kendilerini kıracak veya kaba hareketler ve sözler sarf edecek olursa onu dinlemek istemezler hatta bazen haklıyken haksız duruma düşerler. Hal böyleyken insanlar diğer insanlarla konuşurken ses tonlarına, üstünlükleri ve nasıl ifade ettiklerine dikkat edilmeli. Karşıdaki insanı çok uzatmadan, sıkmadan ve incitmeden fikirlerini söyleyerek onunla da onun da konuşmasına izin verilmelidir. Ancak böylece saygı duyulan bir ortam meydana gelir. Şiirdeki adları listeleyiniz cep telefon caddeler trenler eller dolmuş otobüs ses baba şiirin 8. dizesini aşağıya yazınız. Sözcük sayısını belirleyiniz. Babam cep telefonu alırsa bana 5 sözcük vardır. Babam cep telefonu alırsa bana bir sınıftaki öğrencilere iletişim kurmak için seçtiğiniz araçlar nelerdir sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplardan sonra aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Genel A 7, telefon 13, mektup 4. Öğrencilerin en çok tercih ettikleri iletişim araçları nedir? Telefondur. En az tercih edilen iletişim aracı mektuptur. Sınıftaki öğrenci sayısı 24'tür. Mektubu tercih eden öğrencilerin sayısı telefonu tercih edenlerden kaç azdır? 9 azdır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.